Arkadaşlar, İzmir Urla Demircili Köyü plajına gidiyoruz. Orada aynı zamanda kamp da yapılıyor. Yollar bu şekilde. Tek gidiş, tek geliş. Manzarası gayet güzel. Varış noktasına yaklaşık 6 kilometre var. Önce size yolunu göstermek istedim. Demircili Köyü'ne gelmeden önce Yağcılar Köyü'nden geçiyorsunuz. Bu İzmir Urla. Tam oradan Demirci Köyü'ne sapana döndüğünüz zaman önce Yağcılar Köyü'ne uğruyorsunuz. Yağcılar aile hekimliği. Sağdan. Şimdi Demircili Köyü. Burada bakkal vardı. Bakalım ileride neler var. Arkadaşlar, plaj şurası, Demircili Köyü. Deniz Yıldızı aile plajı, Melengeç aile plajı diyor. Şimdi burada kamp yaptığınız zaman hemen şurada bir tane market var. Yani şu yolu yürürseniz markete ulaşabilirsiniz. Burada da kafe, kahvaltı. Şurası kamp alanı. Burada da bir tane market varmış. Bayağı bir yoğun. Karavancılar var, çadırcılar var. Birazdan onların yanına gideceğiz. Demircili plajına giriş yaptık. Giriş kişi başı 20 lira. Çadır kampı yapacaksınız burada. Kişi başı konaklama 80 lira. Karavan kampı için de aynı. Böyle herkes. Herhalde burası halka ait bir yer. Halka açık bir yer. Öyle görünüyor. Çünkü burada bir de şezlong şemsiye var. Çadırcıların yanına gidelim. Biraz onlara sohbet edelim. Denize girelim. Şöyle size biraz etrafı göstereyim. Suyu soğuk diyorlar. Daha iyi. İzmir Urla'da hava bugün sıcak. Rüzgar da yok. 4-5 gün boyunca. Hatta sörf de yapılmıyor. Öyle. Bak, çok soğuk olsa bunlar bu kadar duramazlar. Arkada hemen kafeterya da var. Çatıcılar şurada. Tuvalet, duş imkanı var burada. Fiyata dahil. Günlük 20 lira verdiğiniz zaman bütün hizmetleri sınırsız kullanabiliyorsunuz. Şu ileri doğru uzanıyor. Çimenlik bölgesi. Şimdi saldırmaz.
Bu alan ücretsiz arkadaşlar. Buraya ücret ödemiyorsunuz. Çadır kampı tamamen ücretsiz. Karavancılar kampları hepsi burada. O az önce şezlongların olduğu yer ücretliymiş. Arkadaşlar geniş bir otoparkı var. Karavancılar şöyle denize sıfır park etmişler. Denize sıfır sayılır. Çok da uzatmaya gerek yok videoyu. Şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, arkasında kafeterya, market yakın. Giriş ücreti günübirlik 20 lira. Konaklama 80 TL. Yollar güzel. Olay böyle. Şimdi denizlerine girelim. Hani günübirlik gelmek isteyen arkadaşlar, yüzmek isteyen arkadaşlar için bilgi verelim. Plajın hemen arkasında böyle gölgelikler var. Günümüz çok sıcak olursa buraya kaçabilirsiniz. Çay kahve içebilirsiniz. Arkadaşlar, Denizciler Plajı bugün cumartesi olduğu halde öyle çok kalabalık değil. Normalde daha da kalabalık oluyor. Ve şu an öğleden sonra herkes gitti. Su biraz serin. Normalde daha da soğuk oluyormuş ama şu an soğuk diyemem. Dibi girişte kumluk ve taşlık. Taşlık diyebiliriz. Ağırlık olarak. Dibini göstereyim size. Su nasıl abi? Soğuk mu? İlerisi. İlerisi. Ha, değil mi? Doğru. Boyu geçiyor mu orası? Vallahi. Lan ben de yüzmeye yeni başladım ha. Şu erken derinleşiyor. Şurayı geç. Vallahi erken derinleşiyormuş. Ben de yüzmeye yeni başladım. Allah! Neyse şu kıyıda takılalım biraz. Su güzel. Vallahi suya atlıyorum. Yapacak bir şey yok. Bismillah. Arkadaşlar su serin. Güzel. Boyu erken geçiyor diyor. Vallahi yüzme öğrenmeye iyi başladık. Tırsmıyor değilim. Bak şu adam çok iyi yüzüyor. Ulan yanımıza gözlük de almadık. Ah. Şimdi burayı size özetleyeyim. Buraya gelinir mi? Bence güzel. Gayet gelinir. Suyu serin. Plajı güzel. Günübirlik gelinebilir. Demirciler Plajı'nda kamp yapmak isteyenler için de güzel bir alan. Şu kapıdan girerseniz burası plaja gidiyor. Az önce benim girdiğim yere giriyor. Dolayısıyla burası araç giriş ücreti kişi başı 20 lira. İçinde duş, tuvalet, şezlong hepsi dahil. Burası özel işletme. Ama az önce şu ileride park edip aradan girerseniz de burası ücretsiz. Yani görevlinin olduğu yerden girmeyin.
tuvaletler burası. Kabin koymuşlar. Burada soyunma kabinleri de var. Duş alma yeri de var.